Eğer şarjı tutarsa, yani sana ihtiyacın varsa, parası yatırırsın, lütfen çalışmasın. Neredeyse orada boşlanacak. Sana buna bir bak. Senin 12.838 lira borcun var Bafur'da. 4.850 günün var senin. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam yaptığı açıklamayla yaş sınırını kaldırdı. Fakat yasanın genel hatlarıyla ilgili şu an bizim söyleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımızın askerlik boşlanmalarını, doğum boşlanmalarını, taleplerini alıyoruz. Boşlanmalarını yapıyoruz. Onun dışında gelen vatandaşlarımızın emeklilik sürelerini hesaplıyoruz. Şu an 16 tane arkadaşımız sırf bu işte ilgileniyor. Dikkat ettiyseniz aşağıda biz fazla yoğunluk olmasın diye hemen hızlıca vatandaşların taleplerini yerine getiriyoruz. Eğer sistemimiz düzenli çalışırsa şu an Allah'a şükür olsun bir sıkıntı yok. Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerindeki hassasiyetini bildiğimiz için hem Sayın Bakanımız hem Kurum Başkanımız konunun üzerinde çok durup titizlikle konuyu takip ediyorlar onlar da bizimle birlikte. Cumartesi günü de çalışacağız. Ayrıca vatandaşlarımız devlet sistemi üzerinden de askerlik boşlanması, doğum boşlanması, avukatların stajyerlik boşlanma, her türlü boşlanmalarını devlet üzerinden de yapabilirler. Şu anki askerlik boşlanma tutarıyla yılbaşından sonraki askerlik boşlanma tutarı değişecek. Şu an günlük boşlanma tutarı yılbaşından sonra doğum boşlanması ve askerlik boşlanmaları 115 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete gelen %54'lük fark oraya da aynı zamanda primlere de yansıyor. Yurt dışı boşlanmaları ise 150 liraya yakın bir şeye takabül ediyor. Onun için şu an vatandaşın askerlik boşlanması yapması vatandaşın lehinedir. Bugün itibariyle askerlik boşlanmasını yapan bir vatandaşımız 540 gün için günlük 69.24 TL'den 37.270 lira tutuyor. Yılbaşından sonra yaptığı zaman 115 TL'ye denk geliyor. O da 41.200 falan tutuyor. 20 bine yakın bir fark ediyor. Onun için vatandaşlarımızın şu an askerlik boşlanması yapması vatandaşımızın lehinedir. Son 3 gün içerisinde yani ayın 31'ine kadar vatandaşlarımızın mutlaka her türlü boşlanmalarını yapmaları gerekiyor. Askerlik boşlanması için geldim. Şimdiki dilekçemi dolduracağım. EYT'de dünkü açıklamalardan dolayı şu an çok sevinçliyiz ve gidip boşlanmamızı yapıp biz de bu EYT'yi emekliden faydalanmak istiyoruz. Birkaç senedir EYT diyorlardı. İnşallah işte oldu. Allah Cumhurbaşkanı ve kim sebep olmuşsa Allah onlardan razı olsun. Şu anda 18 aya borçlanmaya geldim. Bekleyeceğim 25 yılın doldurulması için. 25 yılım tam dolmuyor. Bir yıl 7 ay kalıyor. Onu bekleyeceğim. Yaklaşık 36-37 milyara gibi bir para ödemem gerekiyor. Şu an aylık 2 milyar 100 gibi ama bu ocakta %54 nokta bilmem kaç üstüne gelecek. İnşallah sisteme takılmayız yine yoğunluktan dolayı. Bunun en kısa sürede paramızı yatırıp bekleyeceğiz. 25 yılımı tamamlamam için bir yıl daha bekleyeceğim maaş bağlanması için. Ama yine buna çok şükür, çok sevinçliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Herkesin beklediği bir günü ve herkese çok iyi bir müjde vererek bütün halkımızı, yaşa takılanları sevindirdik. Ondan dolayı Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben bugün yaşa takılıyordum. Onun için geldim. Askerlik boşlanması çok kısa bir, az bir eksiğim var. Onu tamamlayacağım. Çok az bir şey, bir 100 gün kadar bir eksiğim var. Onu ödeyip inşallah emekli olacağız. Uzun yıllardır bunu bekliyorduk. Bu olmasaydı bir 6 yıl sonra emekli olacaktık. 6 yıl beklemekten ise Cumhurbaşkanımızı bizim gibi bir sürü böyle insanların yaşa takılan ve primi dolan insanların beklediği bir hamleyi yaptı. Ondan dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bunu yatırdın. Bunu koyacağım ben. O diğer bir de mesela diğer bir gelin tebliğatı. Bu gelsin tebliğatı. Gelecek günü burası alayım abi. Sesle kapatalım. Ben yaptım başvurumu. Daha önceden 4 ay yapmıştım.